Ondan sonra Adem'in haddini bil, ben senin kalemin değilim gibi sözleri Adem'e yakışmıyor. Çünkü haddini tabii ki bilecek herkes ama Bora da senin kalemin, diğerleri de senin kalemin. Veya Adem'e soralım, senin kalemin kim? Evet. Yani böyle bir durum mu var? Yani mesela Adem'le tartışabilecek kalemler mi var orada? İşte Atakan, o da bir şampiyonluk yaşamış. Tamam Adem onunla tartışabilir ama Bora ile tartışamaz mı? Öyle bir şey yok. Sonuçta herkes eşit antipatikliğini biliyoruz, antipatiksin diyor. Onu söylemesi son derece yanlış Adem'in. Çünkü Bora antipatik bir durum sergilemiş olabilir. Belki önceki yarışma kimine göre. Ama burada, burada bence konuşulmuş. hiç öyle bir durum yok. Ben ama Bora'nın şu dakika kadar herhangi bir antipatik bir olayda olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla da aslında Bora'nın alınganlığıyla, bana göre tabii, Bora'nın Bora alınganlığıyla başlayan, Adem'in de üstperden konuşmasına devam eden bir konuşma olarak gördüm ben bunu izleyince. E, aldıkları karar da şöyle karşıyım. Şimdi kardeşim, oyuna çıkıyorsunuz. Bak çok basit bir matematik. Oyuna çıktı. Kimler seçti? Atakan, Adem, Batuhan seçti. Oynadılar diyelim. Kimler dışarıda kaldı? İşte Bora ile Perviz dışarıda kaldı. Oynadılar. Öndeler veya gerideler. Şimdi bir karar almışlar. Bence yanlış karar. Şimdi seçilmeyen arkadaşlar, daha doğrusu oyuna çıkmayan arkadaşlar seçme hakkını kullanacak. Şimdi bu ne demek oluyor? Sen şimdi oynadın ilk tur. Öndesin ya da geridesin. Çok iyi oynayan örnek Adem, çok iyi oynayan Atakan var. Ama seçilmedikleri, daha doğrusu oyuna girmedikleri için Bora ile Perviz'in de oyuna girmesi lazım. Bora ile Perviz oyuna girecekler. Sen onlara bir de seçme hakkını verirsen, seçme hakkı vermesen de oyuna girecekler bu arada. Çünkü zaten otomatikman oynamak durumundalar. Karşı taraf seçmek zorunda en kötü. Öyle bir fikstür var elimizde. Sen bir de bu adamlara seçme hakkını verirsen, geride kalan yarışmacılar, daha doğrusu diğer karşı taraf senin iyi yarışmacını seçmezse, o ilk turda çok iyi oynayan örnek verdim. Adem ile Atakan oyuna giremiyor. Dolayısıyla sen dışarıda kalan adama seçme hakkı verirsen bir, ikinci turda daha parkuru tanımayan, daha atışı görmemiş bir adama seçme hakkını vermişsin. Ondan sonra oyuna diğer geri kalanlar muhtemelen ilk turda iyi oynamayan yarışmacılar karşı tarafını seçeceği için sen otomotiv ikinci turu neredeyse kaybedeceksin. Ben adada aldıkları kararın zaten yanlış olduğunu düşünüyorum. Ve aslında bu olayın temelinde de bu var. Olayın çözümü o değil. Olayın çözümü Boron'un bulduğu taktik değil. Yani dışarıda kalan adamlar seçme yapsın değil. Siz dışarıda kalacak adamı her gün belirleyin kardeşim. Nasıl aranızda çok büyük farklar yok. Mesela bugün kim dışarıda kaldı? Bora ile Perviz mi? Ertesi oyunda. Başka bir oyunda Bora ile Perviz oynasın. Adem kalsın dışarıda. Atakan kalsın dışarıda. Batuhan kalsın. Bunu bir sıraya sokun siz. Bunun doğrusu budur. Siz oradaki kuralı yanlış işlediğiniz için işte böyle sorunlar çıkıyor. Bence yani, kuralda bir şey yok Yok çok bir ciddi yanlış. Mesela şimdi burada Adem çok mu iyi oynadı? Ama seçme hakkını sen dışarıda kalan adama verdiysen Adem oynayamayacak. Tamam ben de şöyle bir şey ilave etmek <laughs> istiyorum. Şimdi o adada konuşmalar yapıldığında zaten şunu dile getiriyor Bora. Yani çok ekstrem bir şey olmadıkça iyi olan yarışmacı zaten seçsin. Mesela o günün diyor en iyisi kimdi dışarıda kalmaması için Adem miydi Atakan mıydı o seçsin. E üçü de iyiyse. Daha sonrasında diyor mesela dışarıda kalana seçme hakkı verilsin. Şimdi bence seçme hakkı verilmeli şöyle bunu zaten bence her zaman uygulayalım gibi bir durum da söz konusu değil. Bu yarışmacıların aralarında çok büyük farklar var mı yüzdelik olarak istatistiğe baktığımız zaman. Mesela Bora ile Adem arasında ya da Bora ile Batuhan arasında Perviz arasında çok büyük farklar var mı? Biri %59 oynuyor %50 ile. Şimdi atıyorum çok çok kötü bir yarışmacı olur. Gerçekten yüzde otuzlarda yarışan bir yarışmacı vardır. Ona seçme hakkını verirken iki kere düşünürsün. Gerçekten vermeli miyiz, vermemeli miyiz diye orada bir soru işaretini olabilir. Ama onun haricindeki buradaki yarışmacıların hepsi iyi olduğu için ben olsam yine seçme hakkını veririm. Şimdi orada atıyorum. Adem çıktı ya da Bora çıktı. Sen orada şey der misin ya Bora çıktı ama biz risk aldık. Keşke çıkmasaydı Bak, der misin? Ben demem. Ben şimdi ben sana hemen anlatıyorum. Genelde Gönüller takımı iki tane adayı Yasin'le Gökhan'ı gönderdikleri için erkek sayıları azalıyor. Erkek sayıları azaldığı için de ünlülerin erkeklerin hepsi oyuna giremiyor. Şimdi ünlülerin erkeklerin hepsinin olduğunu düşün tamam mı? Hı hı. Sen şimdi çıktın gönüllerde beş tane erkek var. Tamam. Oyuna çıktın 5-0 yendin. Bak 5-0 öndesin. Tamam mı? 5-0. Hepsi çok Çıkan hepsi çok iyi oynadı. Adem Atakan Batuhan çıktı hepsi çok iyi oynadı. Sen şimdi ne diyorsun biliyor musun? Oyuna girmeyenler kimler? Pervizle Bora. Seçme haklarını onlara verirsen eğer... Hı. Bak şimdi olacak şeyi söyleyeyim ben sana. Seçme haklarını onlara verirsen eğer... Per, zaten senin iki tane seçme hakkın var. İkisini de vermiş oluyorsun. Onlar da zaten bir kişiye verelim diyorlar. Bir kişi, O zaman hangisi kullanacak? Bora mı, Perviz mi? Tamam işte bunu kendi aralarında... Yani bu hep zaten olmak zorunda... Yok olmak o kadar zorunda... seçme hakkı yok. Sen diyorsun ki hem iyilere seçme hakkı verelim... ...hem dışarıda kalan... O kadar seçme hakkı yok zaten. Yani en fazla iki ya da üç. Iki. Tamam, evet, i̇ki. E dışarıda kalan iki kişiye seçme hakkı verirsen... ...seçme hakkı kalmıyor geriye. Sen şimdi... Böyle bir durumda mesela senden iki tane fırtına gibi gitmiş demek Batuhan, yani. fırtına gibi gitmiş tak 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 oyunu bitirmiş şimdi Batuhan. Ayrısını Adem de yapmış. E sen şimdi dışarıda kalan iki kişiye seçme hakkını verirsen Batuhan'la Adem oyuna giremeyecek demektir. Çünkü karşı taraf seçmeyecek onları. E bir anda buz gibi bir pervis, buz gibi bir bora, daha parkuru görmemiş, atışı görmemiş ikisi oyuna girecekler. Seçme hakkını da vermişsin onlara. Onların kazanacağı da garanti değil. Seçme hakkını onlara verdin evet. çünkü. E geriye kalan nispeten onlara göre daha kötü yarışmacılarsa bir anda 5-5 beş, beş yaptın. Sırf bu yanlış kuraldan. E, dolayısıyla da işte Adem diyor ki seçme hakkı gelirse biz kullanırız diyor. Bunu söylerken bir kinaye yapmasına gerek yok. Zaten yanlış olduğu için orada bekleyişte. Mesela Atakan da bir ama gün Atakan da bir başına gelebiliyor. O zaman bu ada içerisinde konuşulduğunda burada itiraz ediyor olması gerekiyor. Etmeleri lazım. Zaten ben de dedim? Problemin asıl kaynağı adada alınan yanlış karardır dedim. Doğru. Ama ben yine de yüzde yüz yanlış karar, karar olduğunu düşünmüyorum çünkü oradaki yarışmacıların hepsi çok iyi. Şimdi sen Olsara gitmişsin. Ben atıyorum üçüncülükle bitirmişsin ikincilikle ya da şampiyon hı hı. olmuşsun. Sen adada arkadaşlarım daha iyiler çıksınlar ve ben üç oyun boyunca geride kalırım. Oynamasam da benim için problem değil diye düşünür müsün? Yoksa kendini ispat etmek için arkadaşlar bir şekilde kendine de yarayacağını düşündün. bence seçme hakkında çok iyi olan bir yarışmacı. Atıyorum bugünün en iyisi kimdi? Hakan. Hakan ikinci turdaki seçmesini yine yapsın ama dışarıda kalan bir kişi en azından seçme hakkını yapsın. Bunu diyemez mi? 3 tane seçme hakkım varsa bir kişiyi dışarıda kalandan tarafa kullanmaz mısın ki o yarışmacı da çok kötü değil. Yani yüzde %30'lardaki yarışmacılardan bahsetmiyoruz. Dolayısıyla ben buradaki dışarıda kalan arkadaşımız zaten %50 performansla oynuyorsa %50 ile %52'nin arasında da çok büyük farklar yoksa ben ona seçme hakkını bir kişi olarak en tamam. azından kullandırabilir. Ben de, ben de diyorum ki seçme hakkını verirsin ama o adam soğuk. O adamın iyiliğinden kötülüğünden şüphem yok. Zaten hepsi iyi. Evet. Ama şimdi karşısında parkuru tanıyan parkuru en az bir kere oynamış, atışları yapmış biriyle oynamak bir dezavantaj. Doğru mu? Doğru. Bu adama seçme hakkı veriyorsun sen. Ben orada adada olsam survive tecrübemle şunu derim. Arkadaşlar yanlış karar alıyoruz. Aynen böyle de anlatırım. Bak bu yanlış karar. Bu ileride bize bir so sorun çıkartır ki çıkarttı daha ilk oyunda o sorun çıktı zaten. Derim ki biz bunu böyle yapmayalım. Dışarıda kalacak olan arkadaşları sıraya sokalım. Ben de dahil, Adem de dahil, Batuhan da dahil. Seçme hakkı değil. Seçme hakkını biz her zaman iyi olana verelim. Ama neye göre iyi olan? Aslında sistem parkura olarak. göre. Oyunu kazanana i̇şte parkura atışı göre iyi karar yapana. verilmiyor zaten sıkıntı bu. O yüzden Atakan, Sercan, Bora ses çıkarıyorlar, Mert <laughs> bir ses çıkarmak istiyorlar. Aslında da Adem güçlü bir karakter olduğu için ses çıkaramıyorlar. Şimdi burada üç tip yarışmacı var ikinci turda. Bir bir önceki turda oyunu kazanan diyor ki ben kazandım ben oynamak istiyorum diyor. İki oyunu kaybeden diyor ki içinden ben diyor kaybettim diyor. Benim diyor façayı düzeltmem lazım diyor. O da girmek istiyor. Üç oynamayan. Oynamayan diyor ki e ben oynamıyorum. Benim de oynamam lazım. Seyirci beni görmeli. E bu kadar böyle Ali Baba'nın çiftliği gibi kalabalık olunca da bu arkadaşların üçü de kavga ediyor. Evet. evet. Bunlar içinde tek oynama garantisi olan kim peki bu üçünden? Bence tabii ki öncelik kazanandadır. Hayır. Oynamayanın garantisi olanı soruyorum sana. Bu üç arkadaştan şimdi oynayıp oyun kazanan Oynayıp oyun kaybeden bir de oynamayan da ikinci turda, ikinci turda hayır, garanti olan oynayacağı garanti olan kişi zaten dışarıda kalan. Onu zaten oyuna sokmak zorundasın. Adam sakat değilse Survivor'da ikinci turda mutlaka o kişi oyuna girmek zorunda. O kişi evet. biz parkurda görmek durumundayız doğru mu? O zaten oynayacak. Yani şimdi kim dışarıda kaldı Bora mı? Bora zaten oynayacak. Bora zaten oraya girecek. Önemli olan seçme hakkını kime vereceksin senin? Olay o değil ama bak burada şimdi 6 kişi yarışıyorlar. İki fikstür 12 tamam mı? Oyunda bunlar genelde arkadaşlar sağ olsun ünlü erkekleri 8-4, 8-3 kaybediyorlar. Yani ben çok nadir gördüm e, kazandıklarını ya da yakın kazandıklarını çok az gördüm. Şimdi 8-4, 8-3 kaybedince zaten fikstür bile tamamlanmıyor. Eğer Bora ya da Pervis seçme yapamazlarsa en sonda seçildikleri için, en sona kaldıkları için parkour bu görmüyoruz. sefer parkur bile görmüyorlar. Aslında sıkıntı o. 8-1 biten oyunda İlk fixture evet. 6 kişi yarışıyor, ikinci fikstür 3 kişi yarışıyor. O, o dördüncü bir şey artık. Soru. Aynen. O da, bir sorun, o da bir sorun yani. Evet. O da oluyor ve o yüzden bir an önce biz seçelim, biz oynayalım istiyorlar. Herkes oynamak istiyor, herkes yarışmak istiyor. Zaten kaybediyorsunuz. Bence bir matematik sırası yapın. Hepiniz zaten 55 civarı oynuyorsunuz, 50'si var, 55'i var, 59'u var. Yani bir Adem bir tık daha iyi. Onun dışında herkes böyle yakın. Evet. O yüzden bir sıra yapın oynayın kardeşim nasılsa kaybediyorsunuz. Bu kadar basit. <gülüyor> <gülüyor> bir an önce bak ben sizin gün kızlar ama. mesela Survivor'ın evet, ilk gideceğiz. legal kulisini yaptılar. Geçelim. <laughs> tamam, teşekkür ederim Hakan'cığım. Şimdi ünlüler takımın kadın yarışmacılarına gidelim. Merve'nin oyuna girememesi, ateş başında toplanma ve Sema ile olan yüzleşmesini seyrediyoruz.